Arkadaşlar merhaba. Elektronik doğaçlama müzik yapmaya devam ediyoruz. Önceki videomda tamamen otomatik bazı ritimleri kullanmıştım. Fakat şimdi bazı manuel ritimler çalacağım. Bunları da nasıl yaptığımı göstereceğim size. Bu ritimler daha çok kendi nasıl söyleyeyim, fazla müzik bilgisi olmayan, ritimleri akorlara uyduramayan arkadaşlar için bunları manuel parmaklarla ritme uyarak yaptığınız dokunuşlarla çıkartabileceksiniz bu sesleri. Bu ritim aletlerini şuradan erişiyoruz. Alta tıklıyorum. Buradan arkadaşlar davuldan daha fazla diyorum. Buradan girdikten sonra bu gördüğünüz alan arkadaşlar sizin manuel dokunuşlarla çalacağınız müzik türleri. Yani elektronik ritimler bunlar. Örnek veriyorum işte akustiğe tıklarsanız burada diyelim normal bateri ekranı gelecek önünüze. Ve diğerlerini tıklarsanız arkadaşlar buradan da elektronik kendi kullanacağınız elektronik ritimler. Ben burada Dembow yazanı bu seslere erişebiliyorsunuz. Bunları mesela trap müzik falan yaparken de kullanabilirsiniz. İstediğiniz dokunuşlarla, istediğiniz aralıklarla bunları çalıp ekleyebiliyorsunuz parçalarınıza. Evet, bunu gösterdikten sonra direkt parçamın ayarlarını göstereyim. Sağ üst köşeden ayarlara giriyorum. Buradan tempo 131 donanım, akor donanımı 4-4'lük ritim özür dilerim 4-4'lük ve do majör tonunda çalacağım ben bunu. Fade out'u açalım isterseniz. Bu müzik çalarken otomatik şarkının sonunda birden kesmiyor da yavaş yavaş son 5 saniye yavaşlayarak kapanıyor şarkı. Evet. Bunu da gösterdim. Sol tarafta kullanacağım enstrümanlar. Harmonic Taps yazan otomatik klavye. Bunu kendi çalacak. Ben sadece akorlarına dokunacağım. Aşağıya doğru inelim. Yine iki tane daha otomatik keyboard kullanacağım klavye. Diğerleri zaten heavy bass yazan arkadaşlar. Bu da yine otomatik çalacak. Ben sadece akorlarına dokunacağım. Kick yazan da zaten bir bas vuruşu. Evet, bu şekilde ben kaydıma giriyorum. İlk enstrümanımla başlıyorum. Sağ üst köşeden arkadaşlar güneş gibi yazan yere tıkladığınız zaman ve şu kısmı sağda gördüğünüz kısmı en sağda piyanonun üstünde sağda buna tıkladığınız zaman sizi auto play'e yönlendirir. Yani siz bir şey çalmazsınız, siz sadece akora dokunursunuz, kütüphanede hazır olan ritimler çalar. Mesela ben dördüncü noktaya getirdim. Örnek veriyorum, burada kullanacağım akorlar sol, re, sol bemol, minör, la ve si minör kullanacağım. Evet, kayda başlıyorum. Burada kesiyorum. Bunu hemen ben döngüye alacağım. Evet, loop döngü diyorum. Daha sonrasında yine Dembow kendi manuel dokunuşumla kayıt alacağım bir ritim. Burada şunu yapacağım. Yani şarkıya giriş olarak düşündüm. Tam şurada girsin. Kesiyorum arkadaşlar. Buradan sonra farklı bir ritim gireceğim çünkü. Dembow diğerine geçiyorum. Hatta bundan önce şunu ekleyelim arkadaşlar. Tam bu kısımda şurada bir bas girecek arkadaşlar. Kick. Bunu yalnız böyle ekleyemiyorsunuz. Bunu buradan yani üstüne tıkladığınız zaman herhangi bir ritme geçmez. Çünkü kütüphaneden çekilmiş bir müzik. Bunu buradan siliyorum öncelikle. Delete diyorum. Daha sonra tıklıyorum. Pardon yanlış yaptım. Kütüphaneye erişiyorum. Kütüphaneden buradan kick seçeceğim arkadaşlar. Neredeydi bu? Şu. Evet buydu. Üstüne uzun basarak sürüklüyorum. Ve bunu şuraya bir yere bırakıyorum. Şuraya bıraktım. Ama şöyle bir şey yapacağız. Bu tam burada girmiyor tabii ki. Nerede? Şu ölçümde giriyor. Girmesi gerekiyor. Tam şurada. Bakalım. Şuraya biraz ileri alayım. Yalnız bu burada girmiyordu arkadaşlar. Bu tam şurada girmesi gerekiyor. Evet. Yani diğer çaldığım manuel ritim bittiği anda bu girecek. Yani şöyle. Evet, tam bu şekilde. Evet, yine
Yine tam bu kısımda arkadaşlar diğer manuel çalacağım ritim girecek. Burada şunu çalacağım. Evet, kayda başlıyorum. Evet, burada kesiyorum. Uzun çalmaya gerek yok. Zaten aynı döneceği için onu ben döngüye alacağım otomatik. Evet, bunun da üstüne tıklıyorum. Burada döngü diyorum. Dinleyelim şu kısımdan. Tam şu kısımda da alabiliriz. Yani direkt hepsi aynı anda başlamasın da hani bunu da şu kısımda alalım. Şurada. Hatta şöyle olsun, çok da ara vermeyelim de tam şu kısımda başlasın. Evet, diğerinde tam şu ritim girdiğinde arkadaşlar, şurası girdiğinde ikinci çaldığım manuel ritim. Yine bir manuel ritmim daha var. Orada da şunu ekliyordum galiba. Bir deneyelim. Evet. Tekrar dinleyelim. Evet, güzel. Şimdi yine bu kısımda tam şurada basın girdiği yerde şurada müziğim çıkacağı için burada şimdi artık klavye kayıtlarıma geçebilirim. Evet, kayda basıyorum. Yine kesiyorum arkadaşlar. Burada döngüyü alacağım. Loop diyorum. Evet, yine ikinci otomatik klavyeme geçiyorum. Yine burada bu da girecek. Kayda basıyorum. Bunu da yine burada kesiyorum. Yine bunu da döngüye alıyorum. Dinleyelim. Şu kısımda arkadaşlar ikinci manuel çaldığım şu ritimde tam şurada bir de auto bas ekleyeceğim arkadaşlar klavye türünden. Tıklıyorum üstüne. Evet, burada kaydıma basıyorum, yine şu şekilde olacak. Bu alanı da göstereyim. Kayda başladım. Kayda girmeyi unuttuk. Tekrardan alalım. Burada biz yanlış akor düzeninden gittik. Tekrar alacağım. Çünkü burada direkt sol bemol minöre geçtim. Halbuki şarkı ikinci döngüde burada. Kesiyorum. Tekrar döngüyü alıyorum arkadaşlar. Dinleyelim. Şimdi arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Burada FX yazan yer arkadaşlar bizim şöyle düşünün. DJ kabinindeki cihazların müziğe katmış olduğu bazı efektler. Bunları FX yazan yer üzerinden erişiyoruz.
Yani şarkımıza şöyle bir şeyler yapabiliriz. Örnek deneme yapıyorum sadece. Yani sesi daha derinleştirip alçaltmak gibi bazı mixler. Arkadaşlar burada şöyle bir ben öncesinde yaptım tabii ki. Şöyle bir remix ekleyeceğim. Kayda başlıyorum. Bakalım oldu mu? Dinleyelim. Biraz erken kestim sanki. Bunu baştan bir daha yapacağım. Şimdi oldu sanırım. Tekrar geri mi aldık yanlışlıkla? Evet, geri almışız. Tekrardan çalıyorum. Evet, dinleyelim son kez. Ama yine ilk ikinci yaptığım gibi olmadı galiba ya. Bunu tekrardan başa alacağım. Tekrardan yapacağım. Yani yapmışken en güzel olsun bari. Burası oldu şu an. Son kez dinleyelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde yine size yardımcı olmaya çalıştım. Sorularınızı videonun altında yazabilirsiniz. Buradan dediğim gibi trap tarzı, elektromix tarzı, deep house tarzı müzikleri bu şekilde ritimler ekleyerek kendinizi oluşturabilirsiniz. Yani kurcalarsanız arkadaşlar programı çok farklı müzik türlerine ve kütüphaneye erişebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.